Bir hipnotiste olması gereken özellikler. Yani bu hangi alanı seçerseniz seçin. İlk olarak sizde olması gereken mutlak özellik arkadaşlar. Bakın mutlak özellik. Çünkü ses tonuyla dans, ses hızıyla dans, yaratıcılık, indikasyon oluşturma, hedef belirleme, metafor kullanma ve aynı zamanda arkadaşlar, evet. Şimdi biz bunların her birini ne yapacağız? Görmeye başlayacağız ve bu alanla ilgili ilerleyeceğiz. İlk olarak ses tonu. Ses tonuna bakmak istiyorum ama öncelikle sadece sizden şunu istiyorum. İsminizi, soyadınızı ve hayatınızla ilgili en önemli sözü. Ama sözünüz çok kısa olabilir. İşte üç çocuk annesiyim de diyebilirsiniz. Gelişim benim için vazgeçilmez de diyebilirsiniz. Herhangi bir söz olabilir. Anlamlı olmasına bile gerek yok. Ama bunu yaparken sizden ricam şöyle söylemenizi istiyorum. Böyle hafif bir tonda. Sanki birini rahatlatıyormuşçasına. Evet. Kim var? Evet, şöyle Kevser Hanım'dan başlayalım. Sırayla, ben öyle görüyorum, sırayla bu şekilde gidiyoruz. Şimdi Merhaba. Ayten Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ama şöyle, hani sanki Hocam merhaba. merhaba, hoş geldiniz Ayten Hanım. Bir şey kaçırmadınız, daha yeni başladık. Şimdi şöyle yapmanızı istiyorum. Sanki bizi uyutacakmışsınız gibi hafif bir tonda olması. Söyler misiniz? Merhaba. Ben Kevser Demir. İki çocuk annesiyim. Güzel. Tamam. Ayşe Hanım. Merhaba. Ben Ayşe Ertuğrul. Kişisel gelişim vazgeçilmezim. Harika. Hande Hanım. Merhabalar. Ben Hande. Ama bu çok kötü. Benim çok fazla ismim ve soy ismim var. Hepsini söylüyorum. Hepsi. Merhabalar, ben Hande Fecriye Özbay Romancı. Yani bana ciddi gelmiyor. Ciddi gelen bir isim kullan o zaman. Tamam. Çünkü sen bunları Tamam, yaptın. Bir şey. merhabalar. Ben Hande Özbay. Her şey olması gerektiği zamanda olur. Güzel. Ümran Hanım. Ümran Hanım, sesiniz kapalı. Çok iyi moda girmiştim. Merhaba, ben Ümran Aydın. Hayat bir gün, o da bugün. Harika. Ayten Hanım, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, sizle ilgili güzel bir isim. Sadece ses tonunuzu algılamam için. Galiba şey değil. Sedat Bey'e soralım. Merhaba, ismim Sedat Bey. Şu anda ses tonuyla dans ediyoruz. Aa, bak şimdi. Tamam. Güzel şey yaptım. Ses tonunuzu arkadaşlar, böyle bir hafif tınısı var. Sedat Bey'de bir gırtlak var. Onu fark ettim. O gırtlak, hoş bir gırtlak. Güzel yerlerde kullanabiliriz onu. Hande Hanım da biraz isme takıldı ama o ismi açısından ince ses tonunda çok iyi kullanabiliriz şeyi. Ayşe Hanım, sakinleştirici bir ses tonunuz var. Kevser Hanım'da da aynı şekilde bir şey var. Ümran Hanım, sizde böyle bilinçaltına mesaj edebilecek bir ses tonunuz var. Hani şu olarak. Ama bu değişecek birazdan. Benim amacım şuydu. Ses tonunuzu algılayabilmek. Çünkü sizin söylediğiniz sözlerden çok kişilerin zihninde bir resim oluşturacak olan sesinizdir. Yani sesinizle dans edersiniz. Sesinizle oraya iletişimi kurarsınız. Şimdi düşünün. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi hipnoz yapacağım. Hipnozu evet, şimdi uyuyun bakayım şöyle bir dersem, yani büyük ihtimalle çoğunuz öyle gülersiniz. Değil mi? Hani şey olarak. Dolayısıyla ses tonumuz çok çok önemli arkadaşlar. Ses tonundan bahsediyorum. Şiveden değil. Yani ses tonu çok önemli. Ha, şive de şöyle bir şey olabiliyor. Karşıdaki kişiye eğer şey olabiliyorsa, hani ters bir şeyse veya hani ona komik geliyorsa, o da uyandırabiliyor. Dolayısıyla hipnozun böyle bir şeyi de var. O yüzden hani çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Üç sefer düşünün, bir sefer söyleyin. Anlaştık mı bu konuda?
Dolayısıyla diğeri ses hızı. Şimdi ses hızını da algı, ben buraya not alıyorum kendi sizle daha iş yapmak için. Şimdi ses hızıyla ilgili şöyle bir şey istiyorum. Az önceki söylediklerinizi, adınızı, soyadınızı hızlı, sloganınızı yavaş söylemenizi istiyorum. Yani ben Bilal Çağatay, şu an hipnoz eğitimindeyiz. Arzında yavaş bir hızla ve hızlı konuşmanızı istiyorum. Bakalım hızla ilgili ne sorunuz var ki burası en zor olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın da aslında zorlandığı bir kısımdır. Evet Kevser Hanım, sizden başlayalım. Kevser Demir ben. Bu akşamki dersimiz hipnoza giriş. Aynen. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ayşe Hanım. İsmim Ayşe Ertuğrul. İlk çocuk annesiyim. Güzel. Sedat Bey. Ses kapı. Ben Sedat Kurban. Şu anda ses hızı ile dans ediyoruz. Tamam. Hande Hanım. Ah, o isim uzun olmasaydı diyormuş. Kısaltacağım bu sefer. Evet. Merhabalar, ben Hande Özbay. Güzel bir ders sizi bekliyor. Yavaş oldu sanki Hande Özbay. Efendim? Çok, sanki yavaş oldu. Tamam, hızlanıyorum. Merhabalar, ben Hande Özbay. Güzel bir ders bizi bekliyor. Harika. Ümran Hanım? Merhabalar, ben Ümran Aydın. Hayat bir gün, o da bir bugün. Güzel. Emin Hanım'la Aydın Hanım, söz almak ister misiniz? Şey yapalım, devam ediyoruz ben. Şimdi diğeri yaratıcılık arkadaşlar. Yaratıcılık da önemli. Yaratıcılık neden önemli? Yaratıcılığın şu öneme sahip. Şöyle söyleyeyim ben size. İndikasyon kuracaksınız. Bir hikaye oluşturacaksınız. Bazı yerlere takılabiliyorsunuz. O anda yaratıcılığınız öyle bir çalışmalı ki kişiyi avucunuzun içine almalısınız. Bunu da yaratıcılıkla yapabiliyorsunuz. Diğeri indikasyon oluşturma. Burada indikasyon nasıl oluşturacağımızla ilgili adımlar atacağız. Hani nasıl indikasyon yapacağız? Onu, yani siz indikasyon metninizi siz yazacaksınız. Önce böyle beyaz bir kağıda yazarsınız. Daha sonra da zihinsel yazmaya başlarsınız. Ya da bir anda o anda yazmaya başlayacaksınız. Ama hızlanmak için ilk olarak şöyle bir yazmanız gerekecek. Ona da değineceğiz. Hedef belirleme ve metafor kullanma. Hipnozun vazgeçilmezi arkadaşlar nedir? Metafordur. Yani vazgeçilmezidir. Metaforlar ne kadar çok yön olursa o kadar etkili oluyor. Şimdi diğeri ise başlıyoruz ses tonuyla. Hani bunların her birini göreceğiz. Şimdi ilk olarak ses tonuyla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ses tonu bugünkü aslında en önemli konu arkadaşlar. Ki branşlara girdiğinizde eğer siz buna ilgili sorun varsa şimdi düşünün hani yapın diyeceğim. O ses tonu olmadığı zaman yani olmayacak. Ne istediğimi anlatabildim size umarım. Şimdi ilk olarak ses tonu. Ses tonunuz bilinçaltına iletilen mesajları taşır. Bakın sözcükler değil, ses tonunuz taşır. Bazen gerçekten insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. İndikasyonu kurduğunuzda, şey yaptığınızda. Ama yavaşça durup, şimdi sinirlendiğini hissedeceksin. Ve buradan futbol maçına gideceksin. Orada en ön saflarda amigoluk yaparken gibi aklıma gelmiyor. Ama ses tonumun vermiş olduğu rahatlıkla kişi rahatlığı devam ettirebiliyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor umarım. Ve dolayısıyla ses tonunuz her şeyden önemli yapıyor. Şimdi ses tonu ile emir, istek, gereklilik, duygu hissiyatı verebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla siz emiri de, isteği de, gerekliliği de, duygu hissiyatını da neyle vermeniz gerekiyor? Ses tonunuzla. Mesela Kevser Demir. Kevser Demir. Kevser Demir. Kevser Demir gibi her biri aslında farklı. Yani bunların hepsi söylediğim söz aynı ama ses tonunun bilinçaltına ilettiği mesajlar farklı. Gördüğünüz üzere yani emir de verebiliyorsunuz, istek de verebiliyorsunuz, gereklilik de verebiliyorsunuz, duygu hissiyatı da verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu ses tonuyla verirsiniz ve mesajlar sözcüklerden çok ton ile bilinçaltına getirir. Bakın bu çok önemli. Asıl işinize yarayacak olan kısım da burasıdır arkadaşlar. Sizin ne söylediğinizden ziyade
hangi tonda söylediğiniz bilinçaltı için çok daha önemli. En basitinden. Sevgiliniz karşınıza geldi. Seni seviyorum ya. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam, seni seviyorum. Seni seviyorum. Sözler aynı ama bilinçaltına iletilen mesajlar farklı. Mesela Hande böyle bir sevgilin sana böyle söylese ne yaparsın? O az önceki sinirli halime diyelim. Direkt boğarım herhalde. Şimdi düşün ama iyi bir şey söylüyor. Yani ton önemli. Yani ne söylerse söylesin ton önemli. Gördünüz mü? Hani ne söylediğinizden ziyade ton daha önemli. Ki bilinç düzeyinde bu böyleyken bilinç altında ne kadar önemlidir sizce? Daha da fazla önemli. Dolayısıyla travmaların birçoğu da bu şekilde oluşabiliyor arkadaşlar. Bakın. Travmalar bu yüzden oluşabiliyor. Bu çok önemli. Aslında birçok travmanın altında travmaya olan olay değil, o travmadan sonra verilen tepki travmaya sebep oluyor. Yani söylenen o sözler travmaya sebep oluyor. Dolayısıyla bu bizim için kilit noktadır.